Herkese merhaba. Ben Koray. Evet arkadaşlar, videoların nasıl girildiğini bile unuttum. Hemen bir oyunumuza geçelim. Beni küçük ekrana alın. Çünkü birazcık şu an sakalımızı, uzun, saçımızı uzun filan siz böyle sevmiyorsunuz biliyorum. Yakın zamanda kestireceğim. Devam ediyoruz. YouTube'a devam ediyoruz. Garip bir giriş yaptım. Nasıl giriş yapılacağını bile unuttum. Zaten şu an hastayım ve bizim biliyorsunuz mükemmel ötesi efsane serimiz Süper Güç ile Başlıyoruz arkadaşlar ve ilk transferimizi de size Facebook grubundan sorduğum en çok beğenilen yorumu alacağım dedim ama çok fazla vakit olmadığı için arkadaşlar yazılan en çok yorum almak istedim. Yani yazı olarak en çok kim yazıldıysa onu alacağım. Daniel Sturridge'in UEFA Avrupa Ligi kartını almamı istemişsiniz. İlk transferimiz bu olacak. Diğer transferleri arkadaşlar YouTube'daki bu videonun altına yorum olarak yazacaksınız. Bir sonraki videoda kimi alalım onu yorumlara yazacaksınız ve Ondan bir sonraki videoda yani onu alacağımız videoda da sizin yorumunuz ekranda gözükecek. En çok beğenilen yorumdaki oyuncuyu bu sefer gerçekten alacağım. Bu arada video like falan istemiyorum. Abone de olabilirsiniz onu istiyorsanız ama devam ediyoruz. Bunu haberiniz olsun. Like de atarsanız mutlu olurum. Bakalım 1000 mi izlenecek? 500 mi izlenecek? 10.000 mi izlenecek? 10.000 birazcık zor şu an ama bakalım arkadaşlar neler olacak göreceğiz. Yani bu videonun kaç izleneceğini falan çok merak ediyorum. Size açıklama videosu çekeyim mi onu da bilmiyorum. Bir açıklaması yok aslında çünkü. Öyle güzel bir video olacağını düşünüyorum. Hadi bakalım. Danya sadece alalım sizlerle birlikte. 111.000 coins'e var. 91.000 coins'e de var. Video çekmeyi ben özlemişim de saçma geliyor şu an birazcık. Neyse arkadaşlar bir gün YouTube'a başlarsanız sonra da bırakırsanız anlarsınız ne demek istediğimi. Şöyle 70.500 coins'e bakalım. Bir dakika fiyat belirleniyor muydu? Evet. 70.500 coins'e bakalım. Haydi bakalım bulabilecek miyiz? 59.000'e var. O zaman 58.000'yi alalım arkadaşlar. Daniel Stareş takıma katıldı ve tabii ki de 80 rating yapacağız arkadaşlar. Bu arada Fernando Muslera'nın UEFA Şampiyonlar Ligi kartı çok istenmiş. Onu almayı planlıyorum ama ilk videodan da kaleci almak istemedim. Çünkü aldığımız oyuncuyla goller atalım falan istedim. Bu yüzden arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte Daniel Sturridge'ı aldım. Bu arada Team of the Year geldi arkadaşlar oyuna. Ben oyunu hiç oynamadım bu arada. Bu sene daha ilk defa oynayacağım sizlerle birlikte şu an. Team of the Year geldi. Team of the Year paket açılımını bana yaptırmak isteyen varsa videoda adını filan söyleyeceğim. Bana Facebook grubundan ulaşma içerisinde Instagram'dan DM atsın. Bu videodan sonraki gelen Instagram DM'lerine bakacağım. Instagram'ım Koray'la 0. Zaten açıklamada videonun açıklamasında filan da yazıyor olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ben bu e, adamı yükselteceğim. Ama en ucuz net nasıl yükseltebilirim ona bakıyorum. Şöyle bin 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 basarsam evet. 80 rating yapalım arkadaşlar. Bu bizim için yeterli şimdilik. Danya Starich. Evet yarim yarimi aldık takıma. Daniel Sturridge Özellikleri de gerçekten güzel gözüküyor. Defansif özellikleri tabii ki düşük. Bitiriciliği falan harika bakın. 96 şut gücü ve 96 bitiriciliği var. Bence gerçekten muazzam özellikler. Şöyle hemen şunları alalım mı? Yoksa siz videoda sıkılır mısınız? Bunları da yorumlara yazın. Ben oyunu gerçekten hatırlıyorum. Yani aynı değiştirmediler. Zaten o yüzden oyun oynamadım. Ben oyunu geliştirmelerini bekliyordum. Geliştirmezse bırakacağım demiştim. Bıraktım. Şimdi yeniden başladık bakalım neler olacak. Burada Team of the Year gelmiş. Ona da sizlerle birlikte bir bakalım arkadaşlar. Sonraki diğer bu serinin bölümlerinde böyle hiçbir şeye bakmayacağız. Team of the Year paket açılımı yapmak istiyorum. Ama hani nasıl yapabilirim bilmiyorum. Kimlerin geldiğini göstereyim size ben. Hani biliyorsunuzdur zaten ama Mane, Mbappe ve Messi gelmiş. Yani şu Mbappe'nin kartını çok merak ediyorum ya. Abi mükemmel gözüküyor. Oyun oynamamama rağmen hani bir senedir oyun oynamamama rağmen mükemmel gözüküyor. Messi de zaten yani hani zaten mükemmel. Mane'yi de çok seviyorum. Ronaldo'nun da kartı çıkmış yedek olarak. O da şey oluyor. Ronaldo'nun da kartı yedek çıkmış. Konuşamadım. Neyse yedek olarak Ronaldo da çıkmış. 92 rating. Bakalım hangisi daha pahalı arkadaşlar? Onu çok merak ettim. Yani hangi oyuncu daha pahalı? Ona bakmak istiyorum. Kalite olarak bakacağım. Yok bu şekilde bakmayalım. Ne? Program. Program olarak bakacağım. Toti nerede abi? En aşağıda mıdır? Evet yılın takımı burada. Şimdi öncelikle 92 rating. Ronaldo'ya bakalım fiyatına. Yani galiba en pahalısı Ronaldo. Ya yani hiç bakmadım ama Facebook grubunda öyle konuşulduğunu gördüm. Tabi doğru mu konuşuluyor bilmiyorum ama. Ronaldo'ya bakıyorum. 17 milyon coins. 14 milyon arkadaşlar Ronaldo. Bence yine de düşük. 14 milyon ama iyi 14 milyon. Mesela maneden daha pahalı olduğunu düşünüyorum ben Ronaldo'nun. Şöyle man yazdım. Man yazı çıkıyor muydu mane? Evet çıkıyor tamam. Mane daha ucuz mu bakıyoruz? Yok mane daha ucuz değil mane daha pahalı. Çünkü Premier League oyuncusu arkadaşlar bu normal. Ama Mbappe'ye bakarsak. Mbappe 95 miydi Mbappe? Zaten 95 başka yoktur ki. Sadece Mbappe vardır. Mbappe daha daha da pahalı. Arkadaşlar ilk 11 oyuncuları normal olarak daha pahalıymış. Yani grupta konuşulan şey birazcık yanlışmış ya da ben yanlış görmüşüm bilmiyorum. Ronaldo'dan bunların hepsi pahalı. Özellikle Messi zaten en pahalı Team of the Year oyuncusu. En yüksek ratingli olmasından dolayı herhalde. Şimdi ben Totti paketi herhangi bir şekilde açabiliyor muyum? Yok açamıyorum. Yani eğer Totti forvet teklifi ki bu neymiş? 500 bin jeton veriyor. Bu nasıl bir teklif ya? Totti ile ne alakası var bunun? Bir sonrakini açmak için mi? Bu da sterling veriyor direkt. Abi ben şanslı çıkan paketleri seviyorum. Allah aşkına bana onları ver. İlk 11 fiş teklifi bakalım. He bak. Ama bu da şansla alakalı değil. Zaten bizim puanımız yetmiyor şu an. Ama dediğim gibi sizler biriktirdiyseniz arkadaşlar sizlerden paket açılımı yapabilirim. Ee, öyle bir söyleyeyim size dedim. Ve şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar bir tane. Oha paketler değişmiş lan. 5 tane altın artı oyuncu. Verelim lan bir 250 bin. Hadi bakalım ne çıkacak. Hadi lan güzel bir şey gelsin. Hadi be abicim. Paket açmayı özlemişim. Videoda açıyorum. Hadi bakalım. Gelir mi? 250 bin coins verdik. Gelsin yani. 10 tane bronz oyuncu. Bu ne abi? Oğlum 71'den yukarı adam gelmedi. Bu ne ya? Vallahi bir tane daha bastım arkadaşlar. Geri dönmemin şerefine bastım. Takipçimin hesabında oynuyorum. Bir de inşallah kızmaz. Hadi abi. Lütfen bir şey ver ya. Oyun. Bak kızacak bana takipçi. Hadi be oğlum. Abi bu ne? Yok arkadaşlar. paket işte budur. Santi Cazorla 80'lik oyuncuyu vurduk arkadaşlar. Santi Cazorla geldi. İşte budur be. Santi Cazorla'yı çıkardık. Vay be. 250 bin coins verdik. Tabii ki zarar etmişizdir ama ben sevindim yine de. Tabii ki sevineceğim. Niye sevinmeyeyim? Santi Cazorla 80 rating. Fiyatını çok merak ettim arkadaşlar. Sonra da bir tane maç oynayalım sizlerle birlikte. Sonra da videomuzun sonuna geleceğiz zaten. E, Santi Cazorla ama nasıl bulacağız ki biz şimdi Santi Cazorla'yı? Aha buldum. İyi bence. Bakayım bir 100 35 ise yani aşırı zarar etmedik yine. Elif çıkmasına şaşırdım mı bilmiyorum. Yüzde kaç ihtimali var onu da bilmiyorum. Arkadaşlar ya bu adam 130 bin civarı falan muhtemelen. Evet 130 bin koyun diyor. 125 bine ben bunu satarım. Takipçimizde yani, takipçimiz hesabı sahibi de satabilir. Fark etmez. Şimdi arkadaşlar ben buradan etkinlik oynayacağım. Hatta ilk videodan arkadaşlar bir tane Division Rivals mı oynasam? Çok güçlü rakip gelecek biliyorum. Yarım yarımı test etmek için bence en güzel yer burası. Bunu nerede oynayayım? Maçları nerede yapayım? Bunu da söyleyin. Eskiden mücadele modu falan vardı. Şimdi nasıl modlar var? Bana yorumlara yazın. Benim hiç araştırmam gerekmesin. Çünkü sizler sayesinde zaten ben her şeyi yapabiliyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Bu videoya bu arada like istemeyeceğim dedim ama. Yani bir like atarsınız herhalde aşağıdan. Tam ekranı kapatıp. Bu videoyu da umarım baştan sona izliyorsunuzdur. Hadi bakalım. Şimdi Star şu an kimya yok zaten takımda. Ee, ama olacak. O yüzden sadece yakın mevki önerin. En çok beğenilen yorumdaki oyuncuyu satın alacağım arkadaşlar. Ona göre bir oyuncu önerin. Bana hiç fırsat gelmeyecek. Herhalde bir tane falan fırsat gelecek arkadaşlar. Onu da inşallah değerlendirebilirim. Şu halimize bak yemin ediyorum bitmişiz. Bu arada inşallah çalışır. Evet tamam çalışıyor. Unutmuşum. Bayağı unutmuşum oynamayı galiba. Bir dakika. Oynamayı unutmuş olabilirim arkadaşlar. Aha Danya Starç. Yapıyor musun rulet? Yaptı ruletini. Oo, gerçekten abi. 104'ken rakibe karşı oynuyoruz. Birazcık zorlandım. Orta kafa gol diye. Hadi. hadi lan Starç Aa, direkten döndü. Abi ilk golümüzü atmak istiyorum. Şu FIFA Mobile 20'deki ilk golümü atmak istiyorum. Bu maç atar mıyım? Staric bu maç gol atar mı? Staric, Danya Staric ve gol Danya Staric. İşte bu. Abi nasılım ama mükemmel değil miyim? Şu anki Karo'dakiler de arkadaşlar bronz ve gümüş olarak ayrılmış durumda ve Süper Lig'deki oyuncular. Aa, Staric nasıl öyle bir gol kaçırdı ya? Şuradan geliyordur Staric. Aa, birazcık geriden geldi. Hocam penaltı. Akurt vur lan. Aferin be sana. Bronz oyuncumuz bir attı golü. Helal olsun be. Aferin sana. Murat Sağlam bu da Fenerbahçeli sağ oyuncusu. Ben sol mi koymuşum. Niye öyle? orada o? Sağ değil miydi o ya? Ben sağ koydum diye hatırlıyorum. İnşallah yanlış koymamışımdır arkadaşlar. Zaten maçı kaybedeceğimiz belliydi. 104 yan rakip normal olarak. Ama iki tane gol atmamız bence yeterli. Hatta bir tane daha atarım bence ben bu maç. Yok abi o pası ben niye denedim ki öyle? Hadi abi bir müthiş fırsat ver ya. Verdin mi müthiş fırsat bu arada? Vermemiş olabilir ha. Ben bir vurayım bana müthiş fırsat versin arkadaşlar. Müthiş ver. Vermedi ama güzel bir fırsat. İyi bir fırsat. Starage. 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 Daniel Starage. Bir gol daha atmak çok istiyordum arkadaşlar. Ve attık. Gerçekten çok mutlu oldum. Ve arkadaşlar burada da yavaştan o zaman videomuzun sonuna gelelim. Kaç dakikadır videodayım bilmiyorum. Yani bir like filan atın. Atın da devam edelim. Çünkü hani oyunu çözüp daha da eğlenceli hale getirmek istiyorum videoları. Hatta gitmeden de bir 50 binlik paket açalım. Çıkmayacağına %100 eminim ama bir 50 binlik paket açayım. Bakalım neler olacak. Şu paketlere gelelim. Bir 50 binlik paket açalım. Açmadan gitmiş olmayalım arkadaşlar. Hemen bir tane 50 bin coinslik paketimizi açıyoruz. Bakalım 50 bin coinslik paketten ne çıkacak. Umarım güzel bir şey çıkar. Hadi oğlum. Çıkmadı. 72. Kutepov geldi. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, videoya like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu da hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Devam ediyor olacağız. Ben bu sakalları falan keserim yakında merak etmeyin. Hiç merak etmeyin siz. Haydi bakalım. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Ve bay bay.